11 Mart'ta karşılaşmıştık. Hastalık maalesef hala devam ediyor. Hatta birçok çalışmalar oluyor dünya çapında. Şimdi aşı çalışmaları oluyor. Bugünlerde aşı tüm toplumların, tüm ülkelerin gündeminde. Tabii aşıyla birlikte belki bu pandemi daha da azalabilir. Ancak şu an 200'leri bulmuş durumda günlük ölüm sayısı. Bu üzücü bir şey. İnşallah kısa zamanda aşıyla birlikte bu pandeminin hızı kesilir. Hatta kısa zamanda önce 200'den belki 100'lere iner, daha sonra onlara iner, sıfırlara iner. Gerçekten şu an toplum üzerinde ciddi bir hastalık olarak baskı yapmış durumda. Sadece hastalığın baskısı değil tabii, ekonomiyi de çok etkiledi. Yani birçok iş yerleri, birçok çalışanlar işinden, gücünden ayrılmak zorunda kaldı ve birçokları eski kazançlarını kaybettiler. Çünkü neticede onların da çalıştığı iş yerleri genellikle kapandı. Yani 30 kişinin çalıştığı yerde belki 3 kişi şu an çalışıyordur. Birçok insanlar da eve kapandı ve evde de psikolojik olarak da sosyal olarak da yorucu bir şey. Bunların tabii sosyal patlamalara da neden olması söz konusu. İnşallah bunları yaşamayız. Toplumsal fazla sorun yaşamadan bu dönemi atlatırız.